Gözlüksüz Efkan abi bile anlamadı Barış olduğumu. Geçmiş bizim master karşıma. Savaş şunu daha iyi oynaman lazım. Ben daha ne yapayım lan? Rafi arıyor. Rafi Bey. Savaş Bey. İlk defa adınızı gördüğüm için mutlu oldum, biliyor musunuz? Hadi bana güzel haberler verin. Söz size Küba'dan el yapımı tarçın getireceğim. Savaş Bey, sinyör sizi akşam yemeğine bekliyor. Güzel. Neyi kutluyoruz? Fırat'ın aramızda olmayışının birinci günü mü? Çok eğlenceli bir gece olacak. Sakın geç kalmayın. Bence de. Buyurun efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Parti siz de yapamıyorsunuz. Parti biterse hayat da biter. Değil mi? Çok haklıymışsın. Tebrik ederim seni. Savcı çok şey biliyormuş. Çok şey derken? Ben şimdi keyfini çıkar. Sonra konuşuruz. Evet, güzeldir. Ben geçiyorum o zaman. Geç. Galiba birisi benim. Sen ölmedin mi lan? Sabah bu sıkmadı mı seni kafana? Bilmem. Öldün mü acaba? Nasıl hayatta kaldın lan sen? Beni sattın değil mi? Birazdan öğreneceksin. Ulan Fırat. Ulan Fırat. Ne konuşuyorsunuz? Bahsettin mi savcı? Yok. Kendisi sordu ancak ben sizi beklerim. Konu tam olarak nedir, sinyor? Aramızda hainler var. Büyük yalancılar. Savcı Bey, o arkadaşların ismini de vermişlerdir herhalde. Evet. Uzun uzun konuştuk beyefendiyle. Artık kendisi her şeyi biliyor. Kızlar. Parti aşağıda devam ediyor. Hadi. Barış olduğumu söyledin değil mi savcı? Bak. İyi ki öldürmemişsin beni değil mi? Bizim için hala tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Beyefendi öyle düşünmüyor ama. Ha, insanlar ama derler. Ama bir şey değişmez. Sen tehlikelisin. Esas tehlike ben değilim. Esas tehlike burnunuzun dibindekiler. Birbirinize düşman olmanızı çok üzülüyorum. İki tane zeki yalan. Tamam, düşman olmak bazen iyidir. Ya bir düşman iyi gün dostlarından daha çok yararlıdır insana. Ben de bu güce düşmanlarım sayesinde eriştim. Hey düşmanlarım. Beni bir yerden izlediğinizi biliyorum. Bugün savcı sayesinde yeni bir düşmanım daha oldu. İyi bir düşman. Adı da... Sadullah Hanzer'le. Sadullah Hanzer... Çok özür dilerim sinyor. Senetleri bozuldu. Sadullah Hanzer'li hain miymiş? Daha çok düşman var. Hem de en yakınımızda.
Özet geçer misin savcı? Memnuniyetle. Görevimin başındayken bir dosyayı inceliyordum. Bir şeye dikkatimi çekti. Kartelinize ait gemilerden birinde tarihsel kaçakçılığı yapılıyordu. O gemi battı. Battı. Siz battı zannediyorsunuz. O gemi batmadı. O gemi hayalet bir şekilde İzmir limanına yanaştı. Ve muhtemelen içindeki tarih eserler de şu an Sadullah Bey'in yanında. Şimdi ben sizden bir şey istiyorum. Bir yanımda bana itaat eden akıllı ve güçlü bir adam, diğer yanımda zekasıyla beni kendine hayran bırakan ama haddinden fazla bilgiye sahip olan eski bir savcı var. Deminden beri şöyle uzaktan sizi izledim. Ya birbirinize nefretiniz yüzünden aranızda inanılmaz bir enerji var. Ben de bu enerjiden yararlanmak istiyorum. İkinizin de benimle çalışmasını istiyorum. İyi bir ikili olacaksınız. Bundan hiç şüphem yok. Göreviniz de hazır. Sadullah'a gidiyorsunuz. Tarihi eserleri alıp bana getiriyorsunuz. Bir gün için. Birbirinize bakmayın öyle. İtiraz yok. Savcı, sen bu görevi başarırsan firari hayatın boyunca seni ben koruyacağım. Hep yanında olacağım. Savaş, sen bu görevi kabul edersen Sadullah'ın koltuğuna oturacaksın. Nasıl? Bir savcı, bir avcı. Hadi bakalım. Görüşürüz. Partiye devam. Vay be. Beni satmadın ha. Kesin satmışsındır dedim. Şimdi beni bu zehirleyecek. Bunun sağ solu belli olmuyor çünkü. Seni ona bırakmam. Senin sonunu ben yazacağım. Ama sen beni sattın. Buradan cesedimin çıkacağını zannettin ama bak buradan elimi kolumu sallayarak çıkacağım. Tamam lan, uzatma. Ne yapacağız peki şimdi? Bana gidip dosya çalışacak halimiz yok herhalde. Aynen öyle. Sana gideceğiz. Sen de bana kızımı vereceksin. Yoksa gider sinyorla konuşurum, umurumda bile değil. Ben seni hiç tutmayayım. Buyur git konuş. Çünkü böyle bir şey yapmayacağım. Nazlı'yı sana vermeyeceğim. Bana bak. Eğer bir oyun çevirmeye kalkarsan canını yakarım. Şunu hiçbir zaman unutma. Benim B planım hep hazır. Biliyorum, biliyorum. Plan üstadı seni. Sen bilirsin. Duydun mu? Bu işi bensiz yapamazsın. İşine gelirse. Oğlum dur lan, nereye gidiyorsun? Mevzu basit işte. Sen bana mecbursun, ben de sana. Şu telefon numaranı versene sen bana bir. Numara falan yok. Ben seni bulurum. Aman az yaptım be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.